Da turistlerle sizi tanıdım. Terezi bürcü, əziz tereziler, çalışın bu il her yükün altına girmeyesiniz. Çünkü axırda sizin kurjunlarınız atacak. Xəsək bürcü, ruslar buna raçki de deyirlər. Belə baxanda bu il sizin için pis geçmeyecek. Piveyle pis geçmezsiniz. Qız bürcü, bu bürcü altında doğulmuş herkese bu il elçiler gelecek. Kızlara oğlan evinden, oğlanlara ise bayan kamatdan. Bürsler hakkında bu kadar. Mən istəyirəm sizleri qonağımızla tanış edeyim. Qonağımız Türkiye'den gelmiş böyük sənətçi, kasıb insan İbrahim Erkaldı. O bugün bizlerle acı taleyindən, kasıb hayatından söhbət edəcək. Əvvəla İbrahim Erkal müəllim, Azərbaycana və bizim studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun ki, əziyyət verdiniz, gəldiniz bizim studiyaya. Çox sevindik. Borcumuz, siz sağ olun abi. Sizə. Çox sağ olun. Sağ olasınız. Şərəf duydum. Mən istəyirəm siz öz həyatınızdan, o acı, o kasıb, o əziyyətli həyatınızdan söhbət açmamışdan əvvəl burada bizim dəsmalımız, salfetkamız, valeriyanımız və qəşəy suyumuz var ki, ürəyiniz sıxlandı mı, gözünüz kövrələndi mi, özünüzü pis hiss elədiyiniz anda bunlardan istifadə edəsiniz. Buyurun. İlk öncə ben doğulduğum tarih haqda konuşmak istiyorum. 1970 yılında ben Türkiye'nin İzmir şehrinde doğuldum. Evet. Maalesef fakir, yoksul bir bankir ailesinde doğuldum ben. Evet, özür dilerim, ne ailesinde doğuldunuz? Bankir ailesinde. Bankir ailesinde doğuldum. Yani insanlar bilmeli ki İbrahim Erkal, birdenbire kalkıp İbrahim Erkal olmadı. Onları bilmeleri şart. Onun için, yani ben, o zamanlar benim babamın 6 milyon, 7 milyon böyle parası var idi. 6 milyon dolarla ben dünya... Süper. Yani ben babamın bu kadar parası olduğunu bilseydim hayata gelmezdim vallahi. Süper. Su içecek misiniz? Evet, çok kederli. Hayatınız var. Grafinkan suyunu tezeleyin uşaqlar. Çok kederli hayatınız var. Acı bir zamanda hayata gelmişsiniz. Yani bu milyon pullu. Bu konuştuklarım hele hepsi değil. Yani bu yarısının yarısı. Ama hepsine konuşacağım. Ben söz verdim. Ben... Uşaktan inerken söz verdim. Ne varsa hayatımda hepsine konuşacağım. Hepsini bileceksiniz. Buyurun. Sürpriz yapacaksınız Azerbaycan'a. Sağ olsun babam, öz 6-7 milyon kuruşuyla bana kendi bankasında küçücük bir hesap açtı. Küçük bir hesap açtı. Küçücük bir hesap. Yani o maraqlıdır, o küçük. 1 dolar mı, 5 dolar mı, ne kadar təxminən? Yani, yani beni böyle küçümsemeyinizi istemezdim abi. Yani ona yaklaşık bir para, 4 milyon dolarını bana verdi. Siz anadan olanda artık siz 4 milyon dolar pulunuz oldu. Evet. Ulu tanrım, nice de kasıb insan idiniz. Görüyor musunuz? Evet, evet. İbrahim Erkal, birdenbire Erkal olmadı abi. Evet. Doğduğum günden ben fakirlik içindeyim. Ve... Tehlike olur. En büyük tehlike. Evet. Evet, ben önce söyledim programdan önce. 5 yaşımda bir tehlike atlattım. Olmadım bir tehlike, hiçbir insana arzulamam. Şu para bankadaki hesabım var ya. Ben. 4 milyon dolar. Hı. 20 milyon dolar olmalıydı. Olmaz. Bakıyorum ne kadar olmuş. Ne kadar olmuş? Fakir olduğum için ne kadar olabilir? Ben götürüp işlerde olabilirsin.
Ne kadar oldu? Değil abi. Üzerine öyle bir para koymuşlar ki beni tehkir etmişler yani. Ne? Yüzüme söyseler ondan iyi. Ne kadar? 17 milyon dolar var orada. Şurada 17 milyon dolar, evet. Budur mu fakirlik? Fakire böyle mi yapılır abi? Hepiniz duyacaksınız. Sonra siz nice oldu şu senete geldiniz. Karşı edeceğim, çok derminle gelip yüreğimizi dağıtmayayım. Siz çok azmazaklı hayat yaşıyorsunuz. Nice oldu senete geldiniz? Sanata gelişim. Gel. Müzik. İlk önce söyledim ya, tekrar almak istemiyorum. Söyleyeyim. Her gün ağladım, her gün sızladım. Her gün saat be saat ağladım. Ve sesimi bir gün dayım duydu. Böyle zümzüm ediyordum yani, evet. Ağlıya ağlıya. Duydu sesimi. Dayım bizlerden fakir birisi. Çok kâsım idi yani. Evet abi. Beni evine çağırdı. Elini böyle attı cebine doğru. Böyle paraları çıkardı. Ve son parasına kadar böyle bir yazdı. 26 milyon dolar böyle yazdı. Böyle cırdı ve bana verdi. Dedi oğlum git, ne param varsa hepsi senin. Git bu küçücük parayla ne yaparsan yap. Valeria Zehbat. Aziz İbrahim Erkal. Bu kadar kederin içindesiniz de dövsüz yaşadınız. Harada yaşıyorsunuz? Yani yaşamaya kalmaya yeriniz. Türkiye'nin hansı sefalı yerinde? İstanbul mu? Antalya mı? Çoktan daha su veririm özündekiden benim. Harada yaşıyorsunuz? Benim? Evet. İbrahim Erkal'ın Türkiye'de evi yok. Yok. Astanovka'da yatırsınız. Hava adalarını duydunuz mu hiç? Havai ada. Kavalski ada. Evet, işte ne? Havai adalar. Orada küçücük, yoksul bir çardak gibi böyle yani 8 katta bir ev, bir villa. Sizi? Tam 8 kat. Sizin de yani. Yani ben o, benim olduğum için utanıyorum ondan. 8 kat villada siz tanırsınız. Ama ben kaldım çire evde, ben tanımıyorum. Sizleri diyecek tanımıyorum. Aziz tamaşatçılar, İbrahim abi verdiği tarihsi derse bir kere Valerian için. Tamam edin İbrahim. Yani söz verdiğim gibi programın süresi bitiyor. Onun için hepsini konuşamıyorum. Aslında. İnanıyorum ki İbo severler benim fakirliğim hakkında çok şey duydular. Ve bundan sonra beni hiç kim, hiçbir yerde küçültmeyecek. Ve aynı sevgiyle beni her zaman sevecekler. Çok sağ olun İbrahim Bellim. Aziz tamaşaçılar, gelen verilişimizin konağı azından ölen Michael Jackson olacak. Evvel zaten hazırlaşın. Çünkü kırılıp batacak yerlerde. Sağ olun, sağlıkla kalın.